Yeah.
Kadar dolaştım dolaştım geldim aldıklarımı göstereyim. Çok bir şey almadım çünkü asıl sebebim Starbucks'a gitmekti. Ya ben bunu hiç yemedim, yani bu tarz kokiler yedim ama Starbucks'ın kurabiyesini yemediğim halde bu kurabiyeyi aşardım ya. Yani böyle bir şey olabilir mi? İşte hamilelik galiba, yani bunun adı hamilelik. Aşermek de değil ama canım istiyor, yani yemediğim şey canım istiyor. Çok ilginç. Neyse. Oraya gidiyorken bir de baktım Teddy var. Hemen girdim. Size de çektim güzel güzel. Ve en azından elim boş çıkmayayım. Bu nasıl bir düşünceyse. Zaten bunu düşünüyordum. İnşallah kendime böyle bir kahve köşesi yapacağım. Kahveyi çok sevmememe rağmen öyle bir köşe oluşturmayı düşünüyorum yani. Sütlü kahve içiyorum sadece. Bir de soğuk kahveyi çok seviyorum. Ama böyle filtre kahve, sert kahveler kesinlikle bana göre değil. Bunu aldım. Bunu asabilirim. Benim IKEA böyle askım var. Mutfağımda. Diğer videolarımda belki denk gelmişsinizdir. Bir de bunu aldım. Bu da kahve fincanı ama olsun, 130 milim. Ya ama fincanlara bayılıyorum ve bir sürü fincanım var. Yani Türk kahvesini sütlü tercih ediyorum. Ve de Hindistan cevizi. Böyle evde yıkayınız diyor tabii ki de. Broxosit. Bu 12 liraydı. Bu da 12 liraydı galiba. Gayet uygun yani. Böyle bambumsa. Böyle aldık. Böyle benim bir alışveriş. İnşallah beğenmişsinizdir videomu. Yani küçük bir Teddy turuydu ama olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Belirteceğim ama yani aklıma gelmişken bunu da gösteriyorum. Bakın nasıl bir uyum yakaladım. Bunu ben BİM'den almıştım. BİM'e gelmişti. Bence çok güzel bir kombin oluşturdu. Bir de sunum yapayım size, kahve sunumu. Öyle kapatayım en iyisi. Evet, kahvemi de yaptım. Şimdi benim için birazcık keyif vakti. Size de güzel bir sunum hazırlamaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Videomu da izlemişsinizdir. Buraya kadar geldiyseniz de teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Böyle yenilikler yapmaya çalışıyorum evimde. Çünkü insan evde durdukça gerçekten sıkılıyor ve bir şeyleri sarmak istiyor. Böyle ufak ufak değişiklikler de güzel oluyor diye düşünüyorum. İnşallah böyle zaten 4 yıllık evli olduğum için de hafiften evde değişiklikler yapmayı planlıyorum ve sizlerle de paylaşacağım bunu. O yüzden beni takipte kalmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.